Evet, gerçekten çok hareketli bir hafta sonu geçirdik Afrin Harekatı'nda. 58. günde ilçe merkezi kontrol altına alındı ama artık bundan sonrasını konuşmak lazım. Bugüne kadar konuştuğumuz bazı şeyler gerçekleşti. Bazılarını adeta hani o süreç içerisinde pas geçtik. Ne demek istiyoruz? Birazdan elbette konuşacağız. Güvenlik politikaları uzmanı Sayın Mete Erer konuğumuz. Hoş geldiniz. Eyvallah, çok teşekkürler. Şimdi tabii konuşulacak çok şey var. Afrin meselesinde de öyle. Afrin'in sonrası için de konuşacak çok şey var. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte hakim savcı kura töreninde bir gece ansızın Sincar'a girebiliriz dedi. Daha önce bunu Afrin için, başka İdlib için söylemişti. Yine aynı şeyi söyledi. Habercilerin bir sonraki durağı da belli oldu. Tamam, bunda bir sıkıntı yok. Ama öncelikle bundan başlayalım. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdiden daha Suriye'deki bütün mesele tamamlanmadan Sincar'a dair mesajı vermeyi nasıl okumak lazım? Ya şöyle söyleyeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri teknoloji anlamında ve son dönemde kazandırmış olduğu yeni kazanımlarla, bunlar hem personel anlamında hem de teknik ekipman anlamında baktığınızda birkaç yerde aynı anda operasyon sürdürebilecek bir kabiliyete sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapılanması şunun üzerinedir. Bir nizami devlete, yani bir devletle savaşırken bir veya birkaç terör örgütüyle farklı coğrafyalarda terör mücadelesi yapma üzerine teşkilatlandırılmıştır. Evet. Yani o yüzden de bugün aynı anda İdlib'de operasyon yaparken, Zeytin Dalı'nda devam ederken, Fırat Kalkan devam ederken, aynı zamanda biliyorsunuz şu anda Kuzey Irak'ta operasyon devam ediyorsunuz. Evet. Türkiye'de de operasyon devam ediyorsunuz. O yüzden buna hiç etkilenmez. Aynı anda bir veya birkaç coğrafyada da aynı şekilde terör operasyonu yapma gücüne sahipsiniz. Hiçbir şekilde etkilenmezsiniz. Bir devlete karşı, terör örgütlerine karşı hepsini bir arada yürütebilecek kapasiteye, aynen, güce sahipsiniz. Teşkilatlanması o şekildedir. Evet. Teşkilatlanması o şekildedir. Yani bir benzeri devlette görülmemiş olsa bile. Aynen. Yani benzeri oldu mu? Olmadı ama hazırlık her zaman var. Yani şöyle söyleyelim, yani 1974'te bir Kıbrıs harekatı icra ettiğiniz dönemin safhasına tabii ki bir terör örgütüyle mücadele etmiyordunuz ama ne olursa olsun siz düzeninizi bozmuyorsunuz. Yani başka bir yerden başka bir yere kaydırma yapmıyorsunuz. Aslında bütün operasyonlara karşı, şimdi şöyle düşünün, bunları yaparken Kuzey Kıbrıs'ın bölgesinde Rumların aynı zamanda neyini önlemesini yapıyorsunuz? Oradaki Türk çıkarlarına müdahale etmesini engelleyecek olan deniz operasyonunuza devam ediyor. Aynı anda Kardak operasyonuna da devam edebiliyorsunuz. Bunu o anlamda söylüyorum. O da bitmiyor. Türkiye aynı zamanda NATO operasyonları içerisindeki en kuvvetli destek veren unsurlardan. Doğru. Bosna, Kosova, Lübnan, Afganistan dahil olmak üzere birçok coğrafyada var. O da yetmiyor. Türkiye'nin kardeş ülkelerle işbirliği anlamında operasyonları da var. Katar'da üssünüz var, Sudan'da üssünüz var, Azerbaycan'da öğrenci yetiştirme dahil olmak üzere birçok yerde sürdürdüğünüz faaliyetler de var. Yani baktığınızda aslında Türkiye her anlamda hakkını, ordusuyla da işte aynen hakkını verebildiği güç, hakkını verebildiği bir silahlı kuvvetlerine sahip, öyle söyleyelim. Şimdi Afrin'e dönelim. Hı-hı. Afrin'de 57. günün akşamı 58. günde kontrol sağlandı ama oradaki fiziki durumu, şimdi Afrin'de olup biteni biz nasıl değerlendirelim? Yani hangi şekilde adlandıralım? Ne diyelim? Arındırıldı mı diyelim? Temizlendi mi diyelim? Kurtarıldı mı diyelim? Nasıl ifade etmek daha doğrusu şu andaki aşamada? Ya şimdi şöyle söyleyelim. Tabirler birbirinden farklı olabilir ama en doğru tabir kontrol altına alındı tabiri bence daha doğru olur. Şu anda kontrol altına alındı. Önce onun bir temizliği yapılacak. İşte mayın temizliği dahil olmak üzere birçok temizlik yapılacak. Aynı anda Türkiye başka bir şey daha yapıyor. Farkındaysınız. Antep'te bu arada bir şey oldu, toplantı oldu. Evet. Antep'te Afrin'de bundan sonra yaşanacak olan dönüşüm projesinin de kimler tarafından yapılacağına toplantısı yapıldı ve orada bir konsey seçildi. O Afrin Konseyi. Yani Afrin'de kim yöneteceğinin de toplantısı yapıldı. Kimler var bunun içerisinde? Türkler, yani Türkmenler, Kürtler, Araplar ve Süryaniler var bu grubun içerisinde. Etnik ve dini anlamda farklı gruplar. Farklı, yani. Evet, evet. Ama Türkiye şunu yapıyor. En son Suriye'deki nüfus sayımına göre yapıyor bunu. Şey gibi yapmıyor. PYD gibi veya ABD gibi yapmıyor. Etnik bir, ben bugün saydım, bugün aslında bölgede şu kadar insan vardı demiyor. En son sayıma göre, olana göre nüfus sayımı yapıyor. Bunu nereden biliyoruz? İlk operasyon biliyorsunuz Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde yapmıştı. Elbap bölgesinde Arap çoğunluklu bir yer var biliyorsunuz. En fazla Arap
yönetici, arkasından Türkmen, arkasından Kürt seçimiyle bir heyet oluşturdular. Bunu Cerat Usta da yaptı, bunu Azez de yaptı, bunu Mare'de de yaptı, Dabık'ta da yaptı, Çoban Bey'de de yaptı. Kim nerede en son seçime ne kadar fazlasıyla olmuşsa hiç dokunmadı. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Aslında Türkiye'nin bölgede ne kadar yumuşak bir güç olduğunu, etnik ve mezhepsel bir dokuyu değiştirmek gibi bir amacının olmadığını en büyük göstergelerinin bir tanesi. Bugün şimdi o sarı bölge dediğimiz bölgeye baktığınızda, yani evet, PYD, YPG bölgesine baktığınızda birçok bölge, işte buna Münbiç de katabilirsiniz. Ağırlıklı olarak Arap bir nüfusun olması gereken yerde şu anda Arap nüfusu görmüyorsunuz. Şu anda Münbiç'te kimler var biliyor musunuz? Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Irak vatandaşları var. Yani oraya taşınmış. Aynen, Irak'tan getirilmiş Kürtlerin, evet, yerleştirildiği bir yerden bahsediyorsunuz. Bırakın kendi içerisindeki bir etnik değişimi, başka bir ülkeden takviye getirilen bir coğrafyadan bahsediyoruz. Böyle bir şey görüyorsunuz, tablo görüyorsunuz. Bir de Türkiye'nin hiç kimsenin yerini değiştirmediği bir başka tablo görüyorsunuz. Ve hemen Hadi Gaziantep'te eş zamanlı olarak yapılan bu toplantı da aslında dünyaya verilen çok önemli bir mesaj. Yani bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, başka bir amacımız yok. Zaten buraya kimi... Bizden sonra kim burada olacak? İşte onlar olacak. Haliyle kendileri yönetecek süreci de. Kesinlikle olacak ama ben bir şey söyleyeyim size. Evet. Yani biz ne yaparsak yapalım, biz neyi yaparsak yapalım, bunu görmek istemeyen bir batı var. Evet. Yani aslında biz batı bizi görsün diye yapmıyoruz. Onun için ben ne söyleyeyim? Bizim yaptığımızın en önemli şeyi şu: biz yapılması gerekeni yapıyoruz. Yani uluslararası bir toplum bir yere gittiğinde terörle mücadele ettikten sonra nasıl bir sistem kurması gerekiyorsa, yani Birleşmiş Milletler ne diyorsa biz onu yapıyoruz. Yoksa Batı, inanın, ağzımıza kuş tutsak da beğenmeyecekler. Bu kadar yaptıkları kötü örnekler varken kendilerini görmeyecekler, yine beğenmeyecekler. Ama biz insanlığımızdan, ensarlığımızdan Batı bizi beğensin diye değil, biz yarın sabah kalktığımızda başımızı yastığa koyduğumuzda oradan düzgün kalkmak için yapıyoruz bunları. Sadece herhalde kitabına uygun değil. Hem Yok. Vicdani hem de dini anlamda da doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani hayat hep öyle değil midir? Bir yazılı kurallar vardır, bir de vicdan denen bir şey vardır. Şimdi bu coğrafyada yaşananlara baktığınızda PYD gibi, PKK gibi özellikle propaganda faaliyetlerini çok iyi yapan bir örgütten bahsediyoruz. Bu örgüt bir tane fotoğraf bulamadı ya. Bulduğu fotoğraflar da fiyasko. Anadolu yani, Ajansı'nın fotoğrafı ya da daha önce başka bir coğrafyada çekilmiş. Guta, doğru. Guta'nın fotoğrafı. Üstelik. Erzurum'daki deprem fotoğraflarını, evet, işte başka bir coğrafyada yaşanmış olan fotoğrafları koyabildi. Yani bu işi ne kadar temiz, bu işi ne kadar insan haklarına ve vicdan olarak yaptığımızda en önemli şeylerden bir tanesi, işaretlerden bir tanesi bu. Bakın, bu tür operasyonlarda normalde Amerika şöyle bir şey söylüyor. Onların tabiri anlamında söylüyorum. Mesela bölgede bir askeri operasyon yaparken Afganistan'da bomba düşüyor bir yere. Diyor ki işte o kadar, şu kadar bir sivilde kaybettik. Evet. Bu ne diyor biliyor musun tabir olarak? Kabul edilebilir. Yani bir terörist grubunu etkisi hale getirirken ondan yan etkisiyle, yan etkisiyle hayatını kaybedebilir. Ve bunu kabul edebilir söylüyor. Biz onu bile kabul etmiyoruz. Biz sıfır insan kaybıyla bir operasyon icra ettik. O yüzden de zaten biraz uzun sürdü gibi algılandı. Yani o tür eleştirilerde oldu. Çok mu uzun sürdü? Ne oldu? Yeteri kadar acaba nüfuz edilemedi mi? Hayır. Sivil hassasiyet sebebiyle böyle oldu. Başka bir şey daha söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani bu operasyon bundan daha kısa süre yapılamaz. Yani şöyle anlatayım size. Mesela zaman zaman şu konuşuluyor. İşte bu kadar tankınız vardı, uçağınız vardı, şunu vardı, bunu yaptı. İşte 58 gün sürdü. Ya ben size bir şey soracağım. Hani karşılaştırma çok da doğru olmaz anlamında söylüyorum. Rakka kaç yıl sürdü? Amerika'nın tankı yok mu? Amerika'nın uçağı yok muydu? Amerika'nın teknolojik anlamda SİHA'ları, İHA'ları yok muydu? Rakka operasyonu nasıl bitirebildi? Niye yapamadı? Niye Rakka'nın yalnızca bir şehir operasyonu vardı? Yani çevresel operasyon da yoktu. Kaç ay sürdürebildiler? Musul operasyonu kaç ay sürdü? Katılan toplam güç ne kadardı? 200 bine yakındı. Ve ortada ne bir şehir kaldı Musul'da, ne de Rakka'da bir şehir kaldı. Bugün için Afrin'de şu fotoğrafı gördüğünüzde insanlar yarın sabahleyin okullarına gidebilecek bir yerde. Bravo, işte asıl mesele bu. Hem sivil hassasiyet hem de sonra bu binaların yeniden yapılması gerekecek. Başka türlü normal hayata dönüş mümkün değil. Guta'da olduğunu görüyoruz. Guta ölü bir şehir adeta. Ama hala giremediler. Evet. Bakın hala giremediler.
BBC muhabirleri şeye girdiklerinde, Rakka'ya girdiklerindeki ifadesi bence Türkiye'nin Türkiye'yi, herkesi doğru yöne yönlendirmesi gerekiyor. Diyor ki Rakka'ya girdiğimizde, ki Rakka 300 bin nüfuslu bir şehirdi, bölgenin en büyük şehirlerinden bir tanesinden bahsediyoruz, sivil yoktu diyorlar. Sokakta gezen birkaç köpekten başka hiç kimse yoktu diyorlar. Sivil denen bir insan olmadığı bir şehirden, eğer onlarınki başarıysa, herhalde buna bir Nobel ödülü falan vermeniz lazım. Şimdi 57-58 günde eğer sivillere bu kadar dikkat ederek başarılı bir şekilde bu operasyon sona erdiyse, bu adeta ders olarak okutulacak bir kesinlikle harekattır. Bakın kesinlikle okuyorlardır da. Bu harekat herkese bir sürü kapak yaptı. Evet. Kapakları sayayım mı isterseniz? Tabii. Bir, ABD'ye şöyle bir kapak yaptı. YPG'ye silah vererek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısına çıkarabilmenin en önemli kapağı oldu bu. Yani siz normal birilerinin eline silah verdiniz de Türkiye'nin eşine, eş değerine bir kara gücü oluşturduğunu zannediyorsanız yanlış yerdesiniz. Yanlış hata oynuyorlar. İkincisi, ÖSO'yu bu kadar küçümsemelerin kapağına oldular. ÖSO'yu çok küçümsediler. Doğru. Yani PYD ile aynı safta olmadığını söyleyen, çünkü küçümseyen sadece Amerika Birleşik Devletleri değil. Tabii oraya siyaseten geleceğim. Siyaseten de küçümseyenler. O üçüncü kapak yerimdi. Evet. Siz benden önce söylediniz. Sırtını dayayanlar, sırtını PYD'ye dayayanlar herhalde sırt üstü düşmüşlerdir. Çünkü ben o dönemde çok iyi hatırlıyorum. Türkiye'de şu konular konuşuluyordu. Eğer PYD olmasa DAEŞ Adana'ya kadar dayanır. ÖSO'nuza falan güvenmeyin diyen ben siyasetçiler hatırlıyorum bu ülkede. Veya PYD'ye sırtımızı dayıyoruz diyen siyasetçiler, hepsi sırt üstü oldular. Evet. Ama şu var, bu Türk Silahlı Kuvvetleri bunları yapacağını zaten işaretlerini çok net olarak vermişti. En kötü zamanında, yani bir darbe girişiminin arkasından 40 gün sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra etmişlerdi. 15 ayda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve savunma sanayinin ürettiği oransal anlamda reflekse baktığınızda asıl yazılması gereken hikaye orası, biliyor musunuz? Şimdi tabii şunu da es geçmemek lazım diye düşünüyorum ben, ama bilmiyorum tabii siz yanlış düşünüyorsam beni düzeltin. Şimdi maç oynanırken tabii 11 adam yedekler önemlidir, teknik direktör önemlidir. Kesinlikle. Ama bir de 12. adam var. Şimdi bu harekatın arkasında da 81 milyon vardı. Çok doğru. Hatta 81'in üstüne çıkabilirsiniz. Duaları katarsanız herhalde bir İslam coğrafyası diyebilirim ben size. Çok güzel. Çünkü Türkiye Cumhuriyetler İslam coğrafyasından, ister Bangladeş'inden, isterseniz Sudan'ına kadar, isterseniz Mali'sine kadar, gidin her tarafa gidin. Zeytin Dalı operasyonu için yaşanan ve ona destek gelen süreçlerin her birini net olarak görürsünüz. Yani bu operasyon Türkiye'nin aslında ne kadar büyük bir etki alanı olduğunu da gösterdi. Çünkü dostu ne zaman test edersiniz? Kötü zamanınız. Evet. Bu da çoğu zaman bir ülke için savaş halidir. Ya işte ne diyeyim, bir terör operasyonu veya yurt dışı operasyondur. Yurt dışı operasyonu sırasında bütün ülkelerin Türkiye'nin arkasında durdukları imaj bence önemli bir tablo geldi. Herkes çok fazla şey yaptı. Türkiye ile oynanmaması gerektiğini, Türkiye ile ortak hareket edilmediğinde oyun kurulamayacağını bir kez daha gösterdi. Türkiye geçmişte şu söyleniyordu, bütün stratejik kitaplarına bakın, şeridi şu söylenir. Türkiye bölgesel bir güçtür ama oyun kuramaz. Yok kardeşim. Şimdi o sayfanın o bölümünü silin, altına da şey yazın. Evet, Türkiye oyun kurar. Çünkü bölgede yalnızca oyun bozmadı, bakın dikkatinizi çekerim. Yani PYD'yi Afrin'den çıkartarak oyun bozmuyorsunuz. Aynı zamanda masada oyun kurucu olarak kendi taktiğinizi de masaya oturtturabiliyorsunuz. Nedir bu? Güvenli bölge. Yıllardan beri söylediğimiz güvenli bölge oturtturuyorsunuz. Evet. Hem de bir tarafta Amerika, bir tarafta Rusya, bir tarafta sağ açıktan gelen İran, onun arkasında Çin. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde gerçekten Türkiye hem sahada hem masada başarılı bir harekat yürüttü. Birçok tabir kullanılabilir. Evet. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında halkımızın göstermiş olduğu o direniş aslında bugünlerde bir dirilişin de işaretiydi. Bugün gerçekten Türk milleti ayağa kalkıp yıllardan beri yapamazsınız dedikleri her şeyi birebir yıkarak devam ediyor. Yani bu özgüven aslında bugünlerde hepimizin ihtiyacı olan şeyi de gösterdi. Biz yapabiliriz arkadaşlar. Demin arkadaşlarla sohbet ederken o tabiri kullandım. Bir kez daha da söyleyeyim. Biz özel kuvvetlerdeyken bizim bir tabirimiz vardı. Biz şey derdik. Zor hemen, imkansız biraz zaman alır. Hayır, asla yoktur, biz de yaparız.
Aslında halkımız da aynı şeyi yapıyor. Yani halkımız aslında ne kadar özel olduğunu da buradan ifade etti. En zor zamanlarda, belki en imkansız zamanlarda bu işi kurtarabileceğini gösterdi. Ama şunu da bir yere not edelim. Bugün geldiğimiz teknoloji ve imkan ve kabiliyetlerin birçoğu güçlü Türkiye'nin eseri. Zaman zaman çok tartışılır. Bunun aksini söyleyecek insanlar da olabilir. İşte güçlü ordu, güçlü Türkiye, güçlü Türkiye, güçlü ordu. Ben çoğunlukla güçlü Türkiye, güçlü orduyu söyleyenlerdenim. Çünkü bakın, biz Fırat Kalkan Harekatı sırasında bizim bir tane SİHA'mız yoktu. Aradan yaklaşık 1,5 sene bile yeni bitti. Tam 48 tane SİHA'yı uçurabilecek hale geldiniz. 48 SİHA'nız var. 24 tane atak helikopter. Bir de ihraç ediyoruz. İhraca da başladık. Yani onun parası başkası evet, ödeniyor. Ama evet, bunun parasını siz ödüyorsunuz. Evet. 24 tane atak helikopterini anında devreye sokabilecek olan bir süreç. Bunların her biri yıllardan beri kaynak aktararak gelenlerden bir tanesi. 15 Temmuz sürecinden sonra 92 tabur JÖH kuruldu. 92 tabura JÖH'e gidildi. 250 bin insan polis özel harekat olmak için başvurdu. Yani bu insan kaynağı ve bu vatan sevgisi bugün geldiğimiz noktayı gösteriyor. Bu üçünün karışımı bunu işi başardı. Hem insan kaynağı hem tabii ki inanç. Aynı öyle. Ve yerli silahlar. Şimdi yerli silahların özellikle SİHA'lardan, İHA'lardan bahsettiniz ve diğer tabii ki teçhizatlar. Bunların başarıdaki payı nedir? Yani bunu en iyisi söyleyebilirsiniz. Ben aylardan beri bunları söylerken çok hani sopalandığım için, yani şu anlamda sopalandım. Birçok kişi çok da abartıyorsunuz dedikleri konularda. Bunlardan bir tanesi mesela, ben hep söylediğim bir tabir vardır. Derdim ki taksi çağırıyoruz gibi F-16 çağırıyoruz tabirini kullanırdım. Şundan kaynaklandı. Bugün operasyon sırasında hareket reflekslerine baktığınızda, yani bir hedef tespit edildiğinde uçağın kalkması ve vurması andaki refleks süresine bakın. Bir hesaplasınlar. Hava kuvvetleri açıkladı onu. Resmen bir taksi süresi. SİHA'ların bir kuvvet çarpanı olduğunu söylemiştik. Dedik ki bu SİHA'lar normalde bir alanda yapılması gereken, bir askerle yapılması gereken yeri kuvvet tasarruf yaparak inanılmaz bir şekilde güvenliğini sağlıyor. Risksiz üstelik. Hem de risksiz, hem de kafasını kaldırmıyor. Geçen seneki, yani biz Fırat Kalkanı Harekatı sırasında aynı zamanda Güneydoğu'da büyük bir operasyon yaptık biliyorsunuz. Bugün rakamları konuşuyoruz. 3500-3600 terörist konuşuyoruz. Evet. Biz Fırat Kalkanı Harekatı ile beraber Türkiye'de yapılan ve Kandil bölgesinde yapılan operasyonla geçen sene etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 10 bin gitti. Bu rakamları hiç unutmayın. Hem Türkiye'yi temizledik, hem sınırın dibindeki bölgeyi temizledik. Aynı zamanda Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra etmiştik ve en zor zamanımızdı, bir kez daha söylüyorum. Bugün için, bugün geldiğimiz nokta önümüzdeki dönemin de büyük işaretlerini veriyor. Bunlar nedir? Bakın, siz demin dediniz ki Sayın Cumhurbaşkanı Suriye'de operasyon devam ederken aynı zamanda ne dediniz? Sincar'ın işaretini verdi. Evet. Şimdi geçmişte olsaydı bunu yapmanız mümkün değildi. Siyasi irade olarak bunu söyleyebilirsiniz ama lojistik bunu söylemez. Niye? Eğer ekipmanlarınız, şurada gördüğünüz ekipmanlar ve mühimmatları siz dışarıdan alıyorsanız bunun önce yerini doldurmanız gerekir. Alamıyorsunuz zaten. Param hazır, ver arkadaş dediğinde bile vermiyorlar. Çok güzel, işte aynı yere geldik. Bunu alamazdınız. Alamadığınız için de bu sefer bir sonraki harekatını lojistiğinin arkasından söylerdiniz. Bugün bu kelimelerin arka arkasına sarf edilmesinin iki tane önemli, daha doğrusu üç önemli sebebi var. Siyasi iradenin, evet, savunma sanayiyle geldiği gücü biliyor. Anında yerine ikmali tamamlayabildiğini biliyor. İkincisi, halkın belki 1974 Kıbrıs Harekatı'nın daha üstünde bir bu terörle mücadeleyi desteklediğini, bu tarzı desteklediğini biliyor. Halk destekliyor. Belki üçüncüsü önemli şeylerden bir tanesi de siyasi irade bunu temizlemek için, yani bu kararlılığı göstermek için yeni bir strateji belirliyor. Ben savunmada kalmayacağım kardeşim. Ben bundan sonra Türkiye topraklarında bir teröristin ayak basmasına müsaade etmeyeceğim. Ben temizliğimi bölgede yapacağım. Size bir örnekle anlatayım. Ama en başta hatırlayın. Yani bizim orada ne işimiz var? Suriye'de biz ne yapıyoruz? Niye oraya gidiyoruz? Aynen, cevap çok el cevap, güzel bir cevap. İstanbul'daki bir güvenliğin başındaki bir arkadaşımızla sohbet ederken İstanbul'da nasıl güvenlikle ilgili bu kadar iyi yere nasıl geldik diye sorduğumda şunu söylemişti. İstanbul'un güvenliğini sağlamak için Mardin ve Diyarbakır'ın güvenliğini sağlamak zorundasınız.
Evet, Mardin ve Diyarbakır'ın güvenliğini sağlamak için de Afrin'i, Tel Abyad'ı, Kamışlı'yı ve Kandil'i sağlamak zorundasınız. Oraları temizlediğinizde de Mardin ve Diyarbakır'ın güvenliğini sağlıyorsunuz. İşte İstanbul'un güvenliği böyle bir silsileden başlıyor. Ankara'nın güvenliği tabii, böyle bir silsileden tabii. başlıyor. Ben şunu görmediğim için çok mutluyum. Allah da bana bugünleri gösterdiği için. Ben niye karakollarıma askerlerimi basılmasını beklemek gibi bir şeyim olsun? Benim ülkeme gelecekler, Nusaybin'e girecekler, Cizre'sine girecekler, Şırnak'a girecekler ve ben oralarda da ben bu olayları yaşayacağım. Bugün itibariyle Afrin bölgesini komple temizlediğimizde ki şehit sayımız kaç? 46. Biz yalnızca Nusaybin'de 73 şehit vermiştik. Unutmayın. Tabii. Biz yalnızca Beşiktaş'taki bombalı saldırıda kaybettiğimiz polis arkadaşlarımızın sayısı 40 kişiydi. Yani bize onlar geldiler kardeşim. Yani bunu birileri anlasa bu soruyu sormaz. Kimse artık bu soruyu yapmaz. Yavaş yavaş anlamaya başladılar herhalde. Vallahi, anlayacaklar da. İster anlar ister anlamazlar. Ama bir realite var değil mi? Bu bir realite var. Toplumun büyük bir kesimi bunu anlamıştır. Bunu anlamayanlar da zaten tarihin o derinliklerine gömülecektir. Şimdi sahadaki başarı, Sayın Yarar, sahadaki başarı masadaki mecburiyetleri de getiriyor. Bizim için bahsetmiyorum tabii Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bu Münbiç meselesi var. Hı-hı. Aman Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanı değişti. Acaba anlaşma bozulur mu? Ne olacak ne bitecek? Sahada yaşananlar herhalde Münbiç'te de masada elimizi rahatlatacak gibi görünüyor. Ne dersiniz? Yani dış politikanın önemli enstrümanlarından bir tanesi sahada olmanızdır. Sahada sizin silahlı kuvvetlerinizin veya diğer enstrümanları nasıl kullandığınızla ilgilidir. Yani bölgedeki güçlerin size nasıl baktı? Özgür Suriye Ordusu'nun gücü. Silahlı kuvvetlerin operasyon yapma kabiliyeti ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonel gücü. Evet. Bu üçünü birleştirdiğinizde masada tabii ki varsınız. Adam size şunu söylüyor. Bu işi yapabilecek misiniz? Siz diyorsunuz ki bir sonrasını konuşalım. Münbiç konuşmuyorsunuz. Siz diyorsunuz ki bakın siz eli büyütüyorsunuz. Daha onlar Münbiç Fırat'ın konuşalım. Fırat'ın doğusuna geçelim. Yani biz. Size Münbiç konuşalım dediklerine siz Sayın Cumhurbaşkanı Sincar'ı konuşuyor. Arkasından şeyi konuşuyorsunuz. Sincar dediğinizde yine orada da Amerikalılar var. Yani Tel Abyad dediğinizde Amerikalılar var. Yani Kobani dediğinizde Amerikalılar var. Siz onların küçülttüğü masayı siz büyütüyorsunuz. Yani tabiri caizse eli büyütüyorsunuz. Bu el büyütme dediğiniz tabir kime güvenerek yapıyorsunuz? Kendinize güven, özünüze güveniyorsunuz. Şimdi bunları konuşurken aklıma bir anda şey geliverdi. Hani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi vardı. John Bass. Evet. Gitmeden önce bir hani densizlik yapmıştı. 6,5 aydan beri. Ha, yani patlamıyor bombalar. İşte niye? Kendilerine pay biçmişlerdi. Şimdi acaba Amerika Birleşik Devletleri neyi tahmin edemedi? Yani Türkiye'nin bu noktaya gelebileceğini, cesaretini mi test etti? Şöyle söyleyelim. Tabii ki onlar Türkiye ile ilgili bilgi alırken tabii ki Türkiye'deki etki ajanlarını kullanıyorlar. Biz bu etki ajanlarının kim olduğunu gördük. Nereden gördük? 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Amerikalı generaller ne demişlerdi? Türkiye'deki muhataplarımızla irtibat kuramıyoruz. Evet. Endişeliyiz demişlerdi. Normalde bir Amerikalı'nın muhatabı kimdir? Genelkurmay Başkanı'dır. Muhatabı kimdir? Siyasettir değil mi? Ama onların muhatapları onlar değilmiş. Onların muhatapları darbecilermiş. Şimdi darbecinin kim olduğunu söyleyelim. O gece çıkıp televizyonlara yurt dışında ne söylemişlerdi? Bu halk sokağa çıkmaz. Evinden bile dışarı çıkmaz diyenler de onlar değil miydi? İşte kılavuzu karga hikayesi buradan başlıyor. Kılavuzu karga. Kılavuzu karga olduğu için Türk milletinin ne olduğunu açıkçası çok da net olarak anlayamadılar. Bugün itibariyle şunu söyleyeyim. Herhalde üç şeyi Amerika sorguluyordur. Birincisi etki ajanlarının güvenilirliğini. Çünkü onların karşısında hepsinin bir şey yazar. Yani verdiği bilgi ne kadar doğrudur. Herhalde üstüne hepsini bir çarpı koymuşlardır. İkincisi PYD konusunda. PYD'nin bölgedeki en önemli güç olduğunu söyleyen askeri yetkiliyi muhtemelen çağıracaklardır. Üçüncüsü bu planları koordine eden yani koridor projesini koordine ederek ve bunun önünde kimsenin çıkamayacağını söyleyen generaller. Bunlar muhtemelen şöyle olacak. SETCOM komutanı Votel, muhtemelen Amerikan Özel Kuvvetler komutanı, üçüncüsü de muhtemelen CIA'de bu konuyla ilgili olan direktördür. Üçünün herhalde eğer Trump gücü varsa üçünün de ipe çekecektir. Ya da Trump da gidecektir. Yani eğer öyle bir gücü varsa normalde böyle yaparsınız. Evet. Çünkü onlar şunu söylüyorlardı. Dikkat edin.
Tabii ama yani yurt dışından nasıl bakıldığını anlayın diye söylüyorum. Çok ilginçtir. PKK ağzı diyorum ben. PKK ağzıyla ancak böyle haber yapılır. Şeye bakın, konuşmalara bakın ve konuşmaların arkasından gelen şeylere bakın. Önce Afrin'i çok net olarak savunacaklar, ölümüne savunacak diye haber yapanlar bugün şey diye yapmaya başladılar. Taktik değişikliğine geçtiler. Stratejik geri çekilme, arkasından da onların tabiriyle söylüyorum, gerilla savaşına girecek. Vur kaç. Evet, aynen öyle. Bunu BBC söylüyor değil mi? Yani, sırf BBC yani, söylemiyor. Evet, bunu evet. Avrupa'daki birçok kanal bunun böyle haber yapmaya başladı. Yani siz bir kez daha söylüyorum. Hayır tabii biz de hani pek çok kişi aslında şaşırdı. Niye? O meskun mahal çatışmalarının günlerce, haftalarca süreceğini beklerken oradaki sivil halkın söylediği de silahları toparlayıp kuyruklarını kıstırdılar ve kaçtılar. Cinderes, bakın Cinderes ve Racu bu anlamda aslında işarettir. Biz kendi aramızda konuşurken Cinderes'te ve Racu'da böyle bir şey olmayınca bu işin olmayacağını anladık. Açık bir ne söyleyelim. Çünkü onlar Racu'da ve Cinderes'e de bu mukavemeti göstereceklerini söylüyorlardı. Orasının yapılmaması demek Afrin'in de tutulmayacağı anlamına gelmişti. Birincisi onu söyleyeyim size. Evet. İkincisi belki bu coğrafyada herkes tabii ki yaşanan olaylarla uyanıyor. Şimdi Güneydoğu Anadolu bölgesinde barikatlar döneminde yaşanan sürecin kendisi zaten hani trajik bir olay. Ama bu olayda insanlar şunu gördüler ki PKK acımasız bir örgüttür ve asla Kürtleri temsil etmiyor. Onlar için de hiçbir şey yapmadığını o insanlar gördüler. Çünkü bütün hatıralarını yok ettiler. Doğru. Şimdi aynı şeyi biz nerede gördük? Afrin'de gördük. İnsanlar çatışma bölgesinin dışına çıkmaya çalışırken önlerinin kesilmiş olması, taranması ve öldürülmesi aslında PKK'nın ve PYD'nin bölgedeki bütün nüfuzunu en büyük kaybettireceği noktaya da getirdi. İşte yani onları süren aslında evet. Afrin'deki önemli bir etkenindir. Yani o gün yaşanan, bakın bu işin birçok tarafını konuşuyoruz. Milli istihbarat tarafını, işte evet. Asker tarafını, siyasetçi tarafını. Bunun bir de başka bir tarafı daha var. İletişim tarafı. Şimdi bu iletişim tarafı da çok iyi yönetildi. Ben bu anlamda bir Türk yetersizliğimiz olmasına rağmen diğerlerinden çok daha tecrübe alındığını söylüyorum. Yani Anadolu Ajansı dahil olmak üzere bu iş çok güzel yönetildi. Bunlardan bir tanesi de anlık görüntülerin çok güzel servis edilmesi. Çok. Hem dünyaya servis edildi hem de Türk kamuoyuna aslında nelerin olduğu da başka kirli kanallardan öğrenmesinin önüne geçildi. Kara propaganda ile iyi başarılı bir mücadele. Kesinlikle öyle. Genelkurmay tarafı. İşte ben hani ben orayı bir iletişim artık evet. bir bütün olarak derdim için orası burası değil. Ama her gün o resmi açıklamanın yapılması düzenli olarak. Bakın şimdi bununla ilgili farklı fikirler olabilir. Sayın Ottülü profesörümüzün, uluslararası ilişkiler profesörümüzün de görüşüne saygı duyuyorum. Şu anlamda saygı duyuyorum. Hı-hı. Bakış açısıdır. Ama ben asker olarak bir bakış açısına da şöyle sahip. Şimdi bu örgütün yaklaşık 7000-8000 civarında o bölgede militanı vardı. Bunların yaklaşık 1000 tanesi dağ kadrosu dediğimiz PKK'lılardı. Diğer bölgedeki sivillerden derlenip toplanmış olan gençlerden oluşan bir gruptu. Şimdi bunların hepsinin de cep telefonu var. Bakın Türkiye cep telefonlarını kapatmadı. Özellikle insanların cep telefonu üzerinden iletişim açık olmasına müsaade etti. Ve her gün bu görüntüleri ve sayıları yayınlayarak. Aslında gençlere şunu söyledi. Bakın arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi, bu görüntülerde gördüğünüz gibi siz yürürken de biz sizi görüyoruz. Otururken de görüyoruz. Bize gelirken de görüyoruz. Ve ben gelirken sizi bütün faktörlerimle bir tek askerim yanına yanaşmadan da ben sizi etkisiz hale getiriyorum. Ve sayıyı açıklıyorsunuz. Şimdi bu sayıyı PKK'lılar seyretmiyorlar mı, okumuyor mu? Bakıyor. Adam diyor ki ya ben burada ne yapıyorum diyor. Bu soruyu her gün sorduruyorsunuz kendinize. 100 kişi daha gitmiş, 100 kişi daha gitmiş dediğinde bir müddet sonra örgütün içerisindeki bölümü de parçalıyorsunuz. Silahlı kuvvetler veya Türk milleti öldürdüğüyle övünmez. Sayıyla övünmeyiz. Eğer öyle olmuş olsaydı evet. Amerikalılar gibi bombalardık. Bizim sayıyla alakamız yok. Onları açıklayarak aslında örgütten kaçanların önünü açtık ve daha az terörist etkisiz hale getirerek Afrin'i ele geçirdik. Araya küçük bir soru. Peki bunun bir psikolojik tarafını lütfen unutmayın. Bu kaçanlar nereye gitti? Nereye kaçtı?
Ya. Ve ne yaptılar? Yani silah atıp mı kaçıyorlar yoksa başka bölgelere? Yok. Silahlarıyla beraber, evet. Geçtikleriyle ilgili büyük bir kanaat var. Tabii bu silahlar ağır silahlardan bahsetmiyoruz. Evet. Çoğunlukla hafif silahlardan bahsediyoruz. Geldikleri yer neresiydi zaten? Münbiş'ten gelmişlerdi. Kobani'den gelmişlerdi. Kamışlı bölgesinden gelmişlerdi. Sincar bölgesinden gelmişlerdi. Şimdi tekrar aynı bölgeye doğru gideceklerdir. Muhtemelen bir kısmı Münbiş'te beklemeye devam edecektir. Yani bundan sonraki operasyon Münbiş için beklendiği için Münbiş'te bir yığınaklanmaya doğru gideceklerdir. Peki hani Münbiç'te bir uzlaşmaya varıldı açıklaması ve bunun bir açılımı sonrası, yani belki de Münbiç'i de boşaltacak. Yani şöyle söyleyelim, değil mi, yani bir sonraki adım o gibi yani görünüyor. Türkiye'nin tavrı çok net. Türkiye ya sizli ya sessiz yapacağız diyor. Yani yapmak isterseniz kapı açık, masadan kalkmıyor, masada oturmaya devam ediyor. Ama geldiğimizde orada kim olursa yapacağımız aynen bu şekilde belli. Yapacağımızı çok da net olarak söylüyoruz. Zaten dışlı politika böyle değil midir? Siz net olursunuz ve netliğinizle ifade edersiniz. Yani bazen çok tartışıyoruz. Bunu kendimiz için söylemiyorum. Ortada birçok veri var, birçok şey var. Türkiye Suriye'de delikanlı gibi mücadele ediyor. Ne yapacaksa söylüyor. Birebir söylüyor ve aynısını yapıyor. Arkasından bir ajandası yok. Arkasından çıkartacağı başka bir olay yok. Ne etnik ne mezhepsel bir tercihi yok. Veya Suriye ile ilgili bir toprak kazanımı ile ilgili bir istek ve arzusu yok. Yani benim burası olsun, benim şurada da bir yerim olsun gibi bir istek ve arzusu yok. Şöyle söyleyelim. DAEŞ'i bölgeden süpürdük. Aşağı doğru gittik. Süpürdükten sonra Türkiye'de çok uzun zamandan beri bir DAEŞ eylemi yok. Allah'a şükür. En büyük sebeplerden bir tanesi bölgede DAEŞ'in aşağı doğru süpürülmesidir. Evet. Bu bölgede yapılacak olan bir temizliğin Amonoslar bölgesine de ekileceği nasıl yakın bir dönemde göreceğiz. Çünkü bu bölgeye başka bir coğrafyadan bu kadar büyük bir dolaşarak eleman gönderilmesi çok da mümkün değil. Lojistiğin anasını kesiyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kilis, Hatay'dan başlayıp Adıyaman, Maraş dahil olmak üzere ta Tunceli'ye kadar olan bütün şehirlerdeki PKK'lıların dağlarda gezmesine de asla müsaade etmiyorsunuz. Osmaniye'si dahil olmak üzere, Adana'sı dahil olmak üzere, bunu söyleyeyim size. Bu kadar büyük bir temizlik harekatı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Elbette daha konuşulacak çok şey var ve yine zamanınız oldukça gelirsiniz. Eyvallah, yine konuşuruz. Ama acaba vatandaş ne düşünüyor? Afrin'de gelinen noktayı vatandaşa sorduk. Bir de onu izleyelim. Tabii ki.